Değerli dostlar, Türkiye gezisine devam ediyoruz. Türkiye gezisinin bu ayağında Kutlu Yayın Evi'ndeyiz. Kutlu Yayın Evi benim Betikler'in yayınlanmış olduğu yayın evi. Yayın evinde genel yayın yönetmeni Gökbey Uluç'la buluştuk. Bakın neler konuştuk. Gökbey dost, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz siz de. Yayınımıza hoş geldiniz, biz de size hoş geldik diyelim. Sizin de bildiğiniz gibi Göktürkçe Öğreniyorum izleyicilerinden tanıyoruz. Çok güzel izleyiciler vardı. Eski unutulmuş geleneklerimizi, kültürümüzü insanlara bir öz görev olarak aktarmaya çalışıyordunuz. O zamanlar yayın evi var mıydı? Yayın evi 2012'den bu yana var. Yani yayın evi dolayısıyla da Göktürkçe çalışmalarımız da hemen hemen zaten eş zamanlı diyebiliriz. İkisini birlikte yürütüyoruz. Bu Göktürkçe üzerine yaptığımız çalışmaları da yayın evi aracılığıyla daha kurumsal hale getirdik. Sizinle yazılı bir söyleşi yapmıştık o zamanlar. Şimdi bir kısmet oldu. Görüntülü bir kısa söyleşi yapalım diyorum. Evet. Nereden aklınıza geldi böyle bir Göktürkçeyi özellikle insanlara aktarmaya çalışmak? Şimdi dille ilgili benim ilgim çok öncesine yani çocukluğuma kadar gidiyor. Kendim de zaten yine Türk Dili ve Edebiyatı mezunu biri olarak alanımla ilgili çalışma yapıyorum. Onun ötesinde bu damgalar yani Göktürkçe üzerine olan çalışmalar atalarımızın bize bıraktığı bir miras. Ben de torunları olarak bu mirası değerlendiriyorum diyelim. Yani amacımız bu damgaların günümüzde de çağdaş bir şekilde kullanılmasına yöneliktir. Çalışmalarımız da yine bu doğrultuda ilerliyor. Dolayısıyla hem Kutlu Yayın Evi olarak hem de Türk Dili Derneği olarak yine eş zamanlı hem kurslar düzenliyoruz, bununla ilgili yayınlar gerçekleştiriyoruz. YouTube üzerinde video derslerimiz de var. Onun dışında farklı farklı kurumlarda eğitimler, söyleşiler, konuşmalar da yapıyoruz. Hepsini bir arada götürüyoruz. Ama işin temelinde bu harflerin günümüzde çağdaş bir biçimde kullanılması yatıyor. Amacımız o. Amacımız oraya buna doğru. Yönelik çalışıyoruz. Bildiğimce siz sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan'da da bazı etkinliklerde hatta yayınlarda bulundunuz. Onlardan söz edebilir misiniz biraz? Azerbaycan'da bulunmamın nedeni şu. Ben üniversiteyi orada okudum. Devlet Pedagoji Üniversitesi'ndeydim. Bir 5 yıl dolayısıyla Azerbaycan'da kaldım. Azerbaycan'da kaldığım süre içerisinde de var olan çalışmaları yürüttük. Dolayısıyla orada da yine kurslar açtık. Zaten yayın evinin temelini de yine Bakü'de atmıştık. Hatta bu bakımdan Kutlu Yayın Evi Azerbaycan'da doğdu, orada büyüdü. Burada da gelişti. Çünkü 2012 benim Azerbaycan'da olduğum bir dönemde. Orada da dolayısıyla yayınlarımız var. Bağlarımız, gönül bağımız devam ediyor. Yanılmıyorsam aynen 5. Azerbaycan'da 5 farklı örnek yani kurs düzenledik. Kalanlarını artık Türkiye'ye döndükten sonra burada sürdürdük. Türkiye'de ve Azerbaycan'da ilgi nasıldı bu Göktürkçe öğrenme konusunda? Başlarda herkes bir çekinceyle yanaşıyordu. Çünkü çok uzak kalınmış bir şey. Eskiden Çince'ye benzetmeler çok oluyordu ama artık günümüzde bunun Türklere özgü olduğu, artık herkesin kabul ettiği, göz aşinalığı olduğu bir durum. İlgi her iki ülke içinde hemen hemen aynı sayılabilir. Bu ilginin sonucunu da artık ülkemizde görebiliyoruz. İşte dövme yaptıranlar var, arabalarına resim olarak aktaranlar var, sosyal medyada kullananlar var. Bunlar yaygınlaşması bakımından kayda değer, göze çarpan ilk aşamalar, ilk sonuçlar diyebiliriz. Daha da artacaktır. Yani ben şeyde de gördüm, hatta böyle tribünlerde damgalarla yazılmış pankartlar da var. Öyle görmüşlüğüm de var. Öncülerden birisiniz. Peki herhangi bir biçimde üniversitelerle işbirliğine girip daha geniş çaplı bilimsel olarak bir girişiminiz oldu mu? Üniversitelerle etkinliklerimiz sürüyor. Hatta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde birkaç kez, sayıyı tam hatırlamıyorum ama 3 ya da 4 olabilir, örnek düzenledik. Farklı üniversitelerde konuşmalara çıktık. Yani ülkemizdeki İstanbul başta olmak üzere farklı üniversitelerde konuşmalarımız da oldu, konferanslarımız da oldu. Daha ötesi için de biraz devlet desteği gerekiyor elbette. Yani Milli Eğitim düzeyinde bizim başvurularımız da var. İstanbul Milli Eğitim'in de olurunu alıp 3 yıllık bir projeyle 18 bin öğrenciye ulaştığımız çalışmalarımız da var. Yani böyle İstanbul'daki okulları bir bir dolaşıp oradaki bütün öğrencilerin hepsine olmasa da zamanla dolayı ya da okulun konferans salonunun büyüklüğüne göre en azından bir yarısına
bu çalışmaları anlattık. Yani bugün bu kadar yaygınlaşmışsa bunun temelinde özellikle Türk Dili Derneği'nin 2015 ve 2018 yılındaki bu konferans etkinliklerinin sonucudur diyebiliriz. Sonrasında tabii araya salgın girdi. Salgından sonra çok büyük bir sekteye uğradı bu konuşmalara gitmek, etkinliklere katılmak. Bu salgının böyle kötü bir yanı da budur bizim için. Ama şimdi yeniden bu kurs etkinliklerine, ders verme etkinliklerine başladık. Çeşitli dernek, vakıf ve kurumlarda yine etkinliklerimiz sürüyor. Sanaldan da yine çevrimiçi eğitimlerimiz devam ediyor. Hatta ilerleyen günlerde yenisini de yeniden yapmayı tasarlıyoruz. Ama sizin sorduğunuz yanıta dönecek olursak da üniversitelerde konuşmalar oluyor, konferanslar oluyor, etkinlikler oluyor. Gönül ister ki çok daha büyük, derin projeler olsun, çok daha kapsamlı tasarılar olsun. Onlar içinde de bulunmak isteriz elbette doğal olarak. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Umarız daha fazla duyarlı insanlar olur, özellikle devlet katında ve bu güzel projeyi devam ettirebiliriz. Peki sizin herhangi bir öngörünüz ya da umudunuz var mı? Çünkü Latin alfabesine geçildi. Göktürkçe alfabesi ya da ABC'si diyorum ben daha çok. İşlevliğini alabilir mi ileride? Şöyle ki şimdi Latin alfabesine geçişimiz de öyle bir gecede olmadı. Kuşkusuz. Evet, onun temelleri 1850'li yıllara kadar dayanıyor. Evet. Dolayısıyla biz de bugün tıpkı geçmişteki atalarımızın Latin alfabesi için attığı adımlar gibi düşünecek olursak biz bir temel atıyoruz. Hı hı. Sonuçta biz de 200 yıl sonra birilerinin ataları olacağız. Evet. O yüzden şimdi torunlarımız için zemin hazırlıyoruz. Bunu artık 150-200 yıl sonraki bizim kuşaklar düşünsünler. Yeni kuşaklar ileriye götürebilir diyorsunuz. Evet, onlar götürecekler. Biz şu an temel atıyoruz. Yani şu an zaten her şey çok yolun başında. Gelecekte olacak şeyler. Dediğim gibi biz 1850'li yıllarda yapılan neyse aslında onu yapıyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Bu arada Gökbey Uluç Dost bana bir sürprizi olduğunu söyledi. Bakalım neymiş? Değerli dostlar, Metiklerimin yayınlanmış olduğu Kutlu Yayın Evi'ndeyiz. Yayın evinin genel yönetmeni Gökbey Bey'le birlikteyiz. Büyük bir sürprize olduğunu söyledi. Ne olduğunu birlikte göreceğiz. Şimdi biz Kutlu Yayın Evi olarak Tanzimat döneminin ünlü yazarlarından Ahmet Mithat Efendi'nin bilindiği üzere 250'den çok yapıtı bulunmaktadır ve bu bakımdan dolayı kendisine yazı makinesi ünvanı verilmiştir. Biz de Kutlu Yayın Evi olarak buna bir göndermede bulunarak en az 3 fetihi, 3 kitabı çıkmış yazarlarımıza bir onurluk hazırlıyoruz ve diyoruz ki siz artık Ahmet Mithat Efendi'nin yoluna girdiğiniz için siz de yazı makinesi olma yolunda ilerliyorsunuzdur. Bunu belgelemek için böyle bir onurluk hazırladık. Hazır sizi de bulmuşken doğrudan size böyle takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem onurlandırdınız hem duygulandırdınız beni. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek, rica ederiz. Uğurlu olsun diye. Sağ olun. Değerli dostlar, bizi izlediğiniz için sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.